Kanalımdan herkese merhaba. Bugün çatal kurabiye hazırlayacağız. Bu görmüş olduğunuz içi çikolatalı çatal kurabiyeler hazırlayacağız. Oldukça lezzetli, harika bir tarif bu çatal kurabiyeler. İçini boş olarak da hazırlayabilirsiniz ama ben çikolata doldurdum. Hangi çikolatalardan? Ekmeklere sürdüğümüz çikolatalardan hazırladım. Oldukça da harika bir kurabiye oldu. Bakın, muhteşem. Şimdi çatal kurabiyemizi hazırlama aşamasına geçelim. Yarım çay bardağı kadar toz şeker, bir parmak acık fazlalığı var yarım çay bardağından. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir yemek kaşığı kadar limon suyu ve limon kabuğu rendesi var içinde. Çok fazla değil. Bu da limon aroması katması için ilave ettim. Bir adet yumurta. 150 gram margarin ya da tereyağı. Hangisi evinizde varsa, ben margarin kullanıyorum. Tereyağına yakın bir margarin. Elimiz ile şöyle iyice birbirine yediriyoruz. Homojen bir hale getireceğiz. Minik minik bir sürü çatal kurabiyeler yapacağız. İsmi de çatal ile hazırlandığı için çatal kurabiye oluyor. Çikolata dolgulu. Bir yemek kaşığı nişasta koydum. Daha sonra un ilavesi koyuyorum. Un ilavesini elimize yapışmaz bir hamur olana kadar dökeceğiz. Kabartma tozu yok bu kurabiyede. Kabartma tozu ilave etmiyorum. Ufak ufak olmaları için. Çünkü kabarmasını istemiyorum. Yeterli miktarda unumuzu dökelim. Elimize yapışmaz bir hamur elde edelim. Gördüğünüz gibi hamur kıvamı olmadığı için biraz daha un ilave ediyorum. Ve yavaş yavaş hamurum olmaya başladı. Toparlanmaya başladı. Artık un ilavesine gerek kalmadı. Kabımızda kalan son unu da döktük ve tamamen yoğurduk. Evet, çatal kurabiyesi hamurumuz hazır oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Tabağa demiştim, çikolata, ekmeğe sürülen çikolatalardan çay kaşığı ile biraz üzerine koyuyoruz hamurumuzun ve yuvarlıyoruz. İlk olarak çatala hamuru yerleştiriyoruz. Ufak bir parça koparıyoruz. Ne kadar? Fındık büyüklüğünde bir parça. Çok fazla büyük olmasın. Şöyle elimiz ile şekil veriyoruz. Çay kaşığı ile bir miktar üzerine çikolata koyuyoruz ve yuvarlıyoruz. Bu şekilde çatal kurabiyelerimizi hazırlamış oluyoruz. Tekrar tekrar gösteriyorum ki anlaşılma zorluğu çekilmesin. Elimizde çatal. Fındık büyüklüğünde biraz hamur koparıyoruz. Bastırıyoruz çatala. Üzerine koyuyoruz bir miktar çikolata. Çok fazla koymayın, yuvarlaması zor olur. Şöyle tekerleyerek kurabiyeleri hazırlıyoruz. Tahminen ne kadar? 50 adet kurabiye çıktı verdiğim ölçülerden. Bu da oldukça iyi. Ufak ufak minik minik çatal kurabiyeleri hazırlamış oluyoruz. Fırınımı 180 dereceye ayarlıyorum. Fırın şu anda kızıyor. 15 dakika tutacağız. Çok fazla tutmayacağız. Kızarmayacak kurabiyelerimiz. Fırından alacağız. Kızarmasını istemiyorum.
Bu şekilde hamuru bitiriyoruz. Daha önce sizler için birçok kurabiye tarifi vermiştim. Kanalımda bulabilirsiniz. Birbirinden lezzetli değişik kurabiye tariflerimi kanalımda bulabilirsiniz. Evet, çatal kurabiyeleri hazırladık. Fırına veriyoruz. Dediğim gibi 180 derece fırında 15 dakika tutacağız. Üzeri kızarmayacak, fırından alacağız. Evet, şu anda fırından çıkardık kurabiyelerimizi. Gördüğünüz gibi çok, yani kabarmadı. Kabartma tozu koymadığımız için kurabiyeler kabarmadı. Altı biraz pembeleşti. Üzeri fazla kızarmadı. Şu anda tamamdır. Kurabiyelerimiz olmuştur. Soğuduğu zaman daha da donacaktır. Üzerine bolcana pudra şekeri serpiyoruz. Lezzetiyle muhteşem, harika çatal kurabiyelerimiz hazır olmuş oluyor. İçerisine başka malzemeyle de yapabilirsiniz. Ben çikolata ile yaptım. Elmalı olarak da hazırlayabilirsiniz. Cevizli olarak hazırlayabilirsiniz. Bu sizin hayal gücünüze kalmış. Umarım sizler için hazırlamış olduğum çatal kurabiye tarifimi beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız arkadaşlar beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Sosyal medyada paylaşın. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.